mahallinde oluyor. Evet. Çünkü şöyle bir durum var. Bakın Hakkı Bey, Hakkı Köylü'yü sakın kimse şey yap, atmasın. Çünkü komisyon toplantısında konuşurken Bekir Bey demiş ki birçok adliye kaldırıldı. Şu anda da kaldırılıyor. Bunların başında İnebolu'da var demiş. İnebolu'da kalkıyor demiş. Ağır ceza. Evet. Ağır ceza. Öyle deyince Hakkı Bey bir dakika demiş ya, ne oluyor demiş ya. Biz demiş istinadlarla uğraşırken ben nereye demiş. İnebolu kalkamaz demiş. İnebolu duracak yerde. Öyle deyince Bekir Bey Hakkı Bey'in dediğini demiş. Ne olur. Evet. Ve ondan sonra da Hakkı Bey sağ olsun şu anda Adalet Sarayı burada kalıyorsa Hakkı Köylü sayesinde kalıyor. Bunu açık ve net söylüyorum. Aynen. O yüzden Hakkı Bey'e hepimiz teşekkür etmek lazım. Ve iadesi yapılacak ve çok çabuk bitirilecek. Yani Hakkı Bey'in söylediği bu. Yani pek takip ediyor. Sıkı sıkı Bekir Bozdar'ın yakınlığı üst seviyede. Yatırım programında. Nisan, Mayıs gibi iade hazırlanıyor şu anda. Bana o şekilde söyledi. İade hazırlanıyor. Allah'ın en geç Nisan, Mayıs ayında iadesi yapılacak. Bu diğer taraftan hastanenin iadesi biliyorsunuz yapıldı. Ya kamu ihalelerinde şöyle bir sıkıntı var. Yani bu itirazlar bizi, aslında hükümetin yapacağı hiçbir şey yok burada. İşte bu itirazlar, işte siz müteahhit geliyor, öbür müteahhit itiraz ediyor derken bu gidiyor kitle düşüyor. Kitle araştırmacı bilmem neydi derken işin içine bürokrasi giriyor. Bürokrasi girince süre uzuyor. İadesi yapıldı. Muhtemelen herhalde yakın bir zamanda kitle şu anda problemler çözülmek üzere dediler bize. Çözülür çözülmez de bu yapılacak, başlanacak ama tabii bu maalesef ta anayasa değiştirmek istemiş sebepleri bunlar işte. Bu sorunları kaldırmak için. Bu ihale kanunlarını değiştirmek için. O yüzden hastane konusunda da bir sıkıntı yok. Allah izniyle o da en kısa zamanda biz takip ediyoruz. Başlayacağız. Geçen de bir arkadaşımız sağ olsun sen bildin ya şey yaptım bizim neydi emin olun. Daha ilk geldiğim gibi söylediğim o günden beri hiç soru işareti kafamda yoktu. Çünkü ben bir yatırımcıyım. Ben de bir sanayiciyim. Liman işini anlayabilirim. Eğer burada ben bir iş yapıp da kendi işimi bu limandan sevkiyatla yapacaksam sadece işim için bu limanı almam. Bak sadece işim için kendi işimi yapacağım diye bu limana para vermem. Neden? Az buçuk daha ucuz maliyetli belediyenin bu şekilde böyle idare ederim. Ama bunu ihalede alacak olan adam mutlak surette yatırım yapacaktır. Bu yatırım yapmak zorundadır. Ha bir sürü şeyler oldu. İtirazlar oldu, belediyenin müdahaleleri oldu, bilmem neler oldu. Bir sürü şeyler oldu. Bir sürü dedikodular oldu, yüklenmeler oldu. İşte buradaki meydandaki söylenenleri siz hatırlarsınız. Bizim söylediğimizi hatırlıyorsunuz. Bir de öbürlerin söylediğini hatırlıyorsunuz. O yüzden biz bu konuyu garanti olması için ben Hakkı Bey'e dedim ki Hakkı abi bizim bu konuyu başbakanlara düşmemiz lazım. Sağ olsun o gün meclis başkanı seçimi günü başbakanlar Hakkı abi randevu aldı çıktık odasına 20 dakika görüştük. Konuyu anlattık ve hemen oradan Özelleşme İdaresi Başkanı'nı aradı, Ulaştırma Bakanı'nı aradı. Dedi ki bu konuda milletvekilleriyle irtibata geçeceksiniz. Her adımdan benim haberim olacak dedi Sayın Başbakanımız. Sağ olsun orada da talimat vermiş. Milletvekili Murat Demir'le bu konuyu görüşün, takip edin diye. Özelleşme İdaresi Başkanı'yla bakın o günden sonra telefonumda WhatsApp mesajları hala duruyor. Yazışmalı yaptım çoğu hani bir itiraz olmasa. Her hafta ya bir kere ya iki kere ya telefon açtım. Çünkü sürecin ciddiyetini sürekli anlattım. Sen de söylüyorsun. Hani o kişiyle bizi görüşecek. Süreç uzuyor. Çünkü onda da itirazlar oldu. Aslında bakmayın ihale yapıldı. Firmalardan alındı ama ufak tefek itirazlar oldu. Onlar aşıldı. Kesin bir şey söyleyemedik. Çünkü söylememizin kesin bir şey olması gerekiyordu. Onun için bekledik ve artık bir akşam mesela telefon açtım. Dedim ki ya siz bizi ne zaman görüştüreceksiniz? Ya dedi Sayın Vekilim. O dedi süreç bitsin. Sizi hani ihale açın. Yok dedim biz. İmzalanmadan görüşeceğiz. İmza atılmadan biz firma sahibiyle görüşeceğiz dedi. O ne deyince sonra bir hafta sonra bize randevu aldı. Çağırdık. Kendi yerinde Cengiz İşaret'in sahibini çağırdı. Biz orada Metin Bey'le ikimiz gittik görüştük. Adamla birebir yüzde görüştük. Yapacağını yapmayacak bunu. Ağzından çıkacak sözleri. Bunlar tabii söz olarak söyledi bize ama bizim istediğimiz bunların bir metne dökülmesiydi. Yani yazılı metne sözleşmenin içine dahil edilmesiydi. Orada anlattı ve söz verdi birçok şeyden. Hatta belki de yatırımın içinde daha sonra başka şeyler de yapacaklar. O sözü verdi fakat biz o gün basında bunu paylaşamadık. Sağ olsun gazeteci arkadaşlar çok sıkıştırdılar ama bir şey diyemedik çünkü niye? Metne dökülmeden ben bir şey demek istemedim. Çünkü oldu ya sözle baktık yarın olmadı. Hedef tahtası biz olacağız hepimiz. Ve son Sayın Başbakan sağ olsun imzayı atmadan önce sözleşme metninin üzerinde tamamının yazılması istemiş. Ne yatırım yapacaksınız? Ve yatırım yapacak metni ben gazeteci arkadaşlara paylaştım. Benim beklentimin çok dışında bir yatırım bu. Ben size söyleyeyim. Yani evet, 2021 güzel. Yılına kadar buraya 209 milyonluk yatırım demek İnebolu'ya. Bakın İnebolu'ya kastamonu edemiyorum. İnebolu'ya çok 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 büyük bir rakam. Öyle ufak tefek bir rakam. Bunu
Kimsin? Ben emin oldum. Burada bu adam alsa 47 milyonluk bir yatırım yapar. Hani ana menderi büyütür, işte ro ro yapar. Bundan bitirir diyordum ama adamların projesi, düşünceleri çok farklı. Buradan uluslararası alanlara bağ kurmak, ne bileyim işte Rusya kısımlarına, işte Kırım bölgesine, işte Rusya'daki şeyler düzeldiği zaman böyle kalmayacak bu diyor adam. Doğru söylüyor. Bu ticaret hızlanacak. O bölgeden buraya ticaret, Romanya'ya, Gürcistan'a, Ukrayna'ya. Yani böyle bir buradan ağ açılacak inşallah. Zaten gümrüklü bir sağ. O yüzden İnebolu Limanı bölgemize hayırlı olsun. Evet. Bu işi gündeme getirdik. Sadece İnebolu'ya fayda sağlamayacak. Kastamonu'ya fayda sağlayacak. İnebolu Limanı Doğanyurt'a fayda sağlayacak. Belki Doğanyurt'tan birkaç kişi gelecek, burada iş imkanı bulacak. Bu yatırımların içinde sayı olarak söylemek doğru değil. Ama ciddi bir gerek inşa anlamında, gerekse yatırım yapıldıktan sonra çalışma anlamında burada ciddi bir sizin İnebolu'nun bana göre işsizliğini bitirecek bir proje. Yani bu emin olun. Yeter ki bizler çalışmak isteyelim. Böyle bir proje. Ve bunun yanında da sadece İnebolu Limanı yapılmakla bitmiyor. Ama bunun bağlantı yoluyla alakalı bizim İnebolu yolunun İnebolu limanına bağlantı bir anlam kazanması